Hadi bakayım eğitici diyelim. Hoş bulduk abi. Eyvallah eyvallah. Bak şimdi oyunda inşa var. Karakter var dedik ya. Burada diyor ki bununla diyor kardeşim kamerayı böyle kullanırsın diyor. Kamerayla yeşil noktaya ulaş diyor. Ulan oyunun sesi yok ya. Bak şimdi hatırladım şimdi dur. Ben bunu oyunları denerken sesi kapatıyorum. Bak geldi. Şu anda ses. Nasıl ses? İyi yayınlar Mustafa, hoş geldin. Şimdi oyunda inşa yapıyorsunuz ama bu Valheim gibi falan gibi değil. Böyle tık 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 birbirine böyle yapışıp gitmiyorlar. Gerçek hayattaki gibi mesela bir cismi buraya koyduğun okay. zaman now hit the build button at the top left of your screen. Dayının sesi biraz fazla yalnız. Sound effect. Ama bu şimdi efek konuşma şeyi yok mu ya burada? Müzik hafif kız. Hadi efek. Neyse konuşsun bakayım ya. Bunu diye ve koyduktan sonra tamamlarsan diyor orada durmaz diyor. Hmm. Usually they work better when you actually fix them onto the wall. Try again. Tekrar dene diyor. Bunu diyor duvara diyor şöyle mıhlaman lazım diyor. Okay. Now, şimdi duracak diyor. The build button at the top left. Show me how you would brace these two beams together. Konuşma, conversation. Tamam. Sonra iki tane çaktıktan sonra bunları birbirine bağlama yöntemini öğretiyor burada bakın. Bak uzunluğunu ben ayarlıyorum. Çapraz da bağlayabilirim. Hadi çapraz bağlayayım görün. You finally did something on your first try. İyi deneme diyor. İlk deneme diyor pardon. Bak gördünüz mü aşağıdaki fizik hareketini gördünüz değil mi? Bak en sevdiğim şey yani gerçekten gerçekçiliğe yakın hareket edişi böyle. Hem komik hem eğlenceli oluyor ya. Tamam bu sefer geniş, geniş plaka. Bunu şöyle yapacağız dur. Heh. Tamam. Canım çekti şimdi mıhlama. Ahoha. Try nailing it to the beams this time. Evet bak bunu diyor böyle koyarsan diyor bu sefer de diyor düşer diyor. Az önce gösterdik yani bu kadar mı kötüsün demeye getiriyor. Bunu diyor çivile diyor kardeşim. Bak çiviyi aldım şuralara tık tık. İki daha çakacağım ama gerçi dördünü çak diyor ya. Şöyle kenarlara çakalım. Anlatıcı sesi fazla mı onu kısamıyorum ya. Efektle aynı ses o demo olduğu için. Hold the align nail to view key when placing a nail to align it to the camera view. Tamam burada da benim anladığım shift ile birlikte aynen bak left shift ile birlikte arka taraftan çivi çakmayı çaprazdan öğretiyor. See how this makes it easier to nail members that aren't aligned properly? Place the final wheel on this cart. Aha bak. Nail it on securely. İşte demoda burası var mı bilmiyorum. Benim baktığım kadarıyla ben demoyu burada biraz ilerlettim. Hoşuma da gitti Allah var. Ama demoda görmedim bunu. Demoda var mı bilmiyorum. İlerlerde çıkar mı? Şu fizik tabanlı tekerlerin çalışmaları da var. Bak şimdi burada eğitici de gösteriyor. Mesela geldim bunu koydum. Çiviyle buraya çaktım. Bak şimdi. Bunlar da normal çalışıyor. Bunu anlamadım ama ya. Bak burayı a vertical construction line on the right hand block. And then connect the two vertical construction lines with a horizontal construction line. Bunlar büyük ihtimalle sabitlemek için mi acaba ya? Yani daha düzenli koymak için mi? Bunun mantığını anlamadım mesela bu çizgileri niye koyduğumuzun. These will help you design more complex structures. Don't tell anyone. Paralel olsun ya. Yani bu büyük ihtimalle düzen için, düzeni korumak için. Aynen. Show me how you would remove building materials. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum orada da mantı o çizgileri yapı sırasında nerede kullanacağız onu çok anlamadım. Büyük ihtimalle düzgün olsun istediğimizde o şeyi sabitleyecek. Aynen cetvel niyetine aynen. Burada da beğenmediğin şeyi silebilirsin diyor. You can tell a lot by the color of a member. Tamam. Means it's perfect as is. Oyun tam bir böyle şey gibi mini bir böyle Photoshop. İşte ne bileyim böyle programlar olur ya, AutoCAD. Kendi içinde kısa yolları var. O yüzden eğitici kısmını iyi öğrenmek lazım, keyif almak için. Orange indicates there is a clash. Yeşil diyor olabilir diyor, turuncu diyor uyarı verdiğini söylüyor, kırmızı ayakta durmaz dedi muhabbeti. Bak, kısa yollar, bak az önceki dediğim şey. Boyunu uzatabiliyoruz, çevirebiliyoruz, eğip bükebiliyoruz ileri geri sağa sola. While placing an item.
sayılarını gösteriyor. And drag your cursor while holding down the scale key. You can adjust the scale of the beam. Ama dayı çok konuşuyor. Güzel konuşuyor da. Tamam. Şimdi diyor ki işte bak orada öğrettiğim gibi diyor. Bu elindeki çubuğu o boyutlara getir diyor. Caps lock yukarı aşağıydı. Bak boyunu kısalttım. Tamam. CTRL sağa sola çevirdi. Tamam. While placing a sheet between two points, hold the offset key. Aynı şekilde diyor her plaka içinde bunu yaparsın diyor. Bak bunu getir diyor. Tekerleği sürükle diyor. Bu büyük küçük yok bu değil. Bunu neyle yapıyorduk lan? Shift'le mi yapıyorduk bunu? CTRL değil. Caps lock değil. Alt. Ha alt tamam. Now for the easy part. The health and safety site compliance test. Oyunda görevler. Start with standing up. Hold the stand up key until you are fully erect. Amcanın sesini bastırıyor ya. Şimdi oyunda önce yapıyı yapıyorsun, sonra bir de üstüne karakter aşırı fizik tabanlı olduğu için karakteri de nasıl götürebileceğini düşünerek yapıyı yapıyorsun. Bak şimdi mesela caps lock ayağa kaldır diyor. Perfect form. Now walk over to the highlighted area. Use the left foot and right foot keys to control each of your leg. Alternatively, use the auto walk key. This is handy for covering larger distances, but is less accurate with foot placement. Şifre koşarsın so watch your step. As you're well aware, a big part of getting around any construction site involves lots of sketchy and dangerous climbing. Use the left-hand grab key to grab with your left hand, and the right-hand grab key to grab with your right hand. Bak şey görevini söyleyeyim size. Ağacın tepesinden meyve toplama görevi var. Öyle grabbed, will pull you upwards. Öyle bir şey görmüştüm. Bunlar ne oğlum? Great. You made that. Kardeşim be. Hayat nasıl gidiyor? Yeah. Now, grab hold of this card and then push it to the highlighted area. Evet, güzel. Spoiler veriyor diyor. demo görevlerinde gördüm. Ya yapamadım onu, yapmadım yani. Evet, tamam. Şimdi tekrar hayat hayatta dönüyoruz da ya. Ayağa kalkıyoruz. Bunu diyor şeye sür diyor. Gel kardeşim. Bunu diyor oraya götürürsün diyor. Congratulations. You're now a qualified engineer. Tamam. Eğitim bu kadar ya. Speedrun attık eğitime. Mühendis olduk. Aynen. Çaylak mühendis. Yeni oyun diyelim. Ortadan girelim. Şimdi burada da bizi bir İş sahibi gibi düşün. Yani bir marangoz gibi. Köyde çalışan bir adamız gibi. Bize buradan köy görevleri geliyor. Mesela bak. Tarım görevleri. Bu şu an açık değil. Ben şu birinci şeyimi tamamlamıştım. Size de göstereyim. Welcome to the continuing professional development area. Here evet. You'll be able to put the theory you've learned into practice. Burada bize görevler verecek. Onları yapacağız. Karakterini biz tasarlayamıyor muyuz? In a given level. With their difficulty rating next to it. 6 tane görev var diyor. Yıldızlıkları var diyor. Tamam. Geç bunları. Şimdi şu adamın sesi çok fazla. Efektleri kısmaya değer mi? Bak çünkü efektler bence oyunda güzel. Sesi idare ederiz derseniz bırakacağım ya. Adam bağırıyor da efektler de işte... İyi kız. Sesi kısalım. Kız. Hadi bakalım. Efekt sesleri biraz zayıf gelecek. Tamam. Webcam'in yeri kötüyse söylersiniz. Şimdi ilk görev yürüme görevi. Az önce diyor yürümeyi öğrendin diyor. Bu arada yanlış anlarsam beni uyarırsınız zaten. Yürümeyi öğrendin diyor. Buradan şeye gideceğiz. Yeşil tarafa doğru yürüyeceğiz. İlk görev. Walk to the highlighted area at the end of this path. Remember to view the character controls. Press the guide. Karakter yani bu arada gerçekten dönemiyor ya. Ya D yürüme dersinden D aldık. CS oynarken ben
Jesse oynarken ben diyor. Gonca. Tamam. Devam. Bu tamam. İkincisi. Ha, bunu alacağım. Bu sefer giderken yanımızda bir cismi de götürme. Bu adam çiviyi nasıl çaksın? Aa, ben görevlerin üstüne geliyorum ya. Neyse, ben size açarım şimdi. Dur, çeviremedim olsa sorarım size. Bu sefer diyor kendin yürüyorsun ama diyor şunları da götür hadi diyor. Lan oğlum. Remember to view the character controls, press the guide key. Güzel. DX aldık. Ulan oğlum, ben bunları daha iyi yap dedim bu arada ya. Niye böyle D alıp duruyoruz? Tamam. Aha, tırmanış. Bu sefer dırmanmayı öğret ya. Dırmanmayı öğrendim, dırman oraya diyor. Bunu hallederiz, bana göre. Dırmanmada iyiyiz. Hey odam, bir sürü abonelik hediyesi, hayırlı uğurlu olsun giden arkadaşlara. Tırmanma da iyiyiz ya, tırmanmayı çözdüm oyunda. C. C alma rahatlığı. Tamam. Şimdi görevler, bak, hep farklı şeyler üstüne, hep karakterle ilerlemeyeceğiz. Şimdi de diyor ki burada. Karakterlik bir şey yok. Bu cismi bıraktığımda yere düşmesin diyor. Öyle bir yapı yap ki diyor. Şu an marangozluk görevi. Öyle bir yapı yap ki buraya diyor. Bu düşmesin yere. Hemen bu bizim işimiz. Remember, when you have a member equipped, the guide on the left of your screen displays the different controls for that member, including how to scale, rotate and offset it. Güzel anlatıyor da. Bak, aşağıda sınırlı. Bu aslında polybridge gibi aslında harbiden ya. Her el bize büyük ihtimalle sınırlı malzemeler verecek. İlk el biraz bol keseden veriyor ama ileride bunlar bayağı kısıtlı olacak tahminimce. Oyunun tam sürümünde. Tamam. Tamam kardeşim. Vallahi tahtaya gerek yok, biliyor musunuz? Şuraya ben direkt şunu çektim miydi? Ulan bu da çok... Bu bize yakışmaz ya. Bu bizim marangozluğumuza yakışmaz. Dur. Bari düz bir masa olsun ya. Düz bir masa yapalım. Tamam. Şöyle. Bir de şuraları çivileyelim şu şekil. Tamam. Nasıl? Bence gayet güzel ya. Ortadan düşüyormuş. Düşebilir bu arada harbiden. Şimdi sen öyle deyince çiviler tutmayabilir. Evet, dediğiniz oldu bu arada abi. Bunları sil. Evet, demek ki buraya daha böyle masa var ya, tek cisimlik bir şey yapmak lazım ya. Bak, şöyle tahtaları çekelim. Tamam mı? Çivileri otomatik atıyor bunda ha. Şöyle çek bunu. Böyle sandık var bir şey yapayım ya. Kasalar olur ya böyle, manav kasaları. Ah, bu sefer düşmez. Bu sefer net düşmedi ama. Evet, güzel. 7 saniye dayanacak şimdi diyor. Tek parça. Oo, işte bu. Güzel, tertemiz. Tamam. Şimdi bak, buraya ben düz bir köprü yapmıştım. Buraya biraz fantastik bir şey yapabiliriz ya. Yani dümdüz köprü yap diyor buraya. Buraya ulaş diyor. Karaktere bir köprü yap diyor. Şimdi ikisi birden. Hem marangozluk, köprü yapacağız. Sonra da kendi yaptığımız işin sağlamlığını test edeceğiz. Tam bir profesyonel marangoz.
Asma köprü. Şu an yok ama bak ileride dediğiniz var. Propellers dediği bu dönen bir şey herhalde. İp var mesela bakın. Bloklar var. Şimdi benim aklımda çok acayip bir şey var şu an. Bak şimdi. Niye olmuyor? Tamam. You can scale members by holding the scale key and dragging your cursor. Bak buradan oraya teleferik gibi şey çeksem biraz macera peşindeyim. Düz köprüyle çok rahat geçeriz. Bak şöyle teleferik gibi bir şey yapsam tırmanarak gidemez miyim sizce? Tırmanıcılığımız iyi bakın. Şöyle bir şey yapsam dümdüz çizgi çeksem tırmanarak gidemez miyiz? Ve ağ alırız hem az malzeme harcamadan. Bak şimdi. Ulan bu da daşır mı ki bunu ya? Bunu taşır mı ki? Bir de yamuk çizdik. Tam bir profesyonel. Şuraya da çivi çakak da ne olur ne olmaz. Nasıl? Destek yok. Destek şurası işte. Ha şöyle yapayım. Hadi sizi kırmayayım. Destekten. Tamam destek iyi şu an ya. Son o çivi. Son çiviyle bayağı iyi oldu ya. Şurada net düştü bu arada. Şurada net düştü ya. Aa, yanlış yeri tuttum. Allah'ım ya, yanlış yeri tuttum ya. Tamam, sıkıntı yok. Her şey kontrolümüz altında. Yalnız durduk yere kendimize eziyet ettik. Bir tur daha deneyeyim bunu ya. Bir tur daha deneyelim bunu dur. Şeyi restart diyor. Bunu bir tur daha deneyeceğim ya. İçimizde kalmasın. Git karşı duvardan tırman yani değil mi? Karşı dışarıdan da tırmanabiliriz ya. Olmadı düz köprü yapacağım. Müzik de yalnız bir harekete geçti. İşte bu. Lan elini çek oradan. İşte bu. İnanılmaz bir marangoz. Sıkıntı. Çivi sökülüyor lan. Çivi sökülüyor. İşte bu. Aa güzel. Evet. Bakın. En ucuz işçilik. En üst kalite. Aa. Güzel. Tamam. Son görev neymiş? 2 yıldız diyor. Bu ilk bölümün en zor görevi. Ha bak bu sefer bizi komple şey yapıyor, özgür bırakıyor sanırım. Dur bakalım. Buraya ulaş diyor değil mi bu? Dur bir saniye. Burada herhalde komple çıkış yerini özgür bırakıyor. İster duvardan çıkabilirim, ister merdiven yapabilirim şuraya. Aynen bak. Hedefe ulaşın görevi bu. Aynen. Hedefe karakteri ulaştıracağız ha. Kule yapıp tırma. Aynen öyle. Tamam. Şimdi nasıl bir şey yapalım?
Bak duvarı kullanabiliriz. Fantastik bir öneri varsa onu yapabilirim. Duvarı kullanabilirim. Bak şöyle duvardan yapabiliriz. Direkt buraya bir platform yapabilirim. Ama biz kendi yapımızı kendimiz yapalım ya. Evet biz kendi yapımızı kendimiz yapalım. Duvarı kullanmayalım. Pro tip. When designing a structure made to hold weight at height, it's always wise to properly brace. Dümdüz kazıklı zeminle çıkasın var buraya. Dümdüz şöyle çıksam çok mu basit olur acaba? Bak şu şey ha. O plan şeyi bu. Mesela bunu koyduktan sonra bunu da getirip yo yakalamıyor da bunu. Allah Allah. Tamam. Sonra bakın şuraya şöyle hafif bükeceğim bunu. Çünkü biraz şey yaptık. Tamam. Niye olmuyor buraya? Bak diğeri oluyordu. Şundan dolayı olmuyor olabilir ya. Bak şu engelli olabilir. Tutmaz o düşer. Aa doğru burada şey var ya. Çivilerden bu bozulur burası ya. Bir deneyelim bakayım ya. Hem oyunun fiziğini test ediyor da. Biraz saçma şeyler de yapalım görelim. Şuraya yaptı niye buraya yaptı anlamadım ya. Neyse bakayım devam. Biz düz şeye devam o zaman. Şunu şöyle yap kardeşim. Burayı tahtayla birleştirelim. Şu şekil. Bunları tahtayla birleştir. Dar mı oldu? Dalga mı geçiyorsunuz? Bence dalga geçiyorsunuz ya. Tamam buraya tırmanabileceğim bir şeyler lazım. Bu taraftan tırmanacağım. Kaç? 33. Oo bir sürü odun var ya. Tamam. Merdivan. Merdivanı şuraya yapabiliriz bak. Buraya kadar normal çıktım tamam mı? Buraya kadar normal çıktık diyelim. Şöyle. Aa bunu buraya yapmıyor. Yapıyor. Buraya kadar normal çıktık diyelim. Buradan sonra vallahi işimizi zorlaştırdık ha. Ben size diyeyim. Şöyle bir şey yapabiliriz. Kapak oldu, çıkınca açılır. Hiç güven vermiyor bura ama. Yeter mi? Sanki yeter. Şu şeyi yok edemiyor muyuz ya? Şeyi çok engelliyor bak. Görüntüyü çok engelliyor. Şu mavi. Yeter. Tamam herhalde bu yeter ya. Hadi bakayım. Bir şeyler ters gidecek gibi ama. Bir şeyler ters gidecek gibi hissettim ama hayırlısı bakalım. Allah Allah. Lan nereyi yanlış yaptık orada biz ya? Şunu sil bakayım ya. Dur bakayım şunu sil. Bak.
şunu zeminden getirdim ya destekli. Şunu getirmedik, o yüzden patladı. Bunu aynı şekilde zeminden getireceğim. Tamam. Tamam. Şuraya çivi çak. Bu düşmesin. Şuraya bir çivi çak kardeşim. Şuraya da çivi çak. Tamam. Şu an tamam bence ya. Şuraya da tahtayla birleştir. Tırmanma için. Sorun şu. Karakter buraya geldiği anda bitecek mi acaba? Sanki elim buraya değilse mesela bitecek değil mi? O zaman tamam şu an göre. Şu an tamam olması lazım. Ben sana A veriyorum su. Eyvallah Orhan. Eyvallah kardeşim. Bu sefer yıkılmadı ama bana güvenin. Aa, bu duracak. Ulan şimdi anladım ya. Bak mantığı yanlış anladık biz ya. Şu bir plaka plaka. Bunu havada tutmamız, bunun üstüne çıkmamız lazım ya. Biz başından yanlış yaptık ki bunu o zaman. Anladınız mı mantığı? Biz başından yanlış yaptık. Chat 2 saattir yazıyor diyorsunuz ha? Sil bunları sil. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Bak şimdi. O zaman şöyle yapacağız. Bana güveniyor musunuz? Çok. Bu sefer harbiden olayı çözdüm ya. Bak yukarı doğru çıktım mı? Yukarı doğru çıktım. Sonra peki buraya nasıl yapacağız? Bunu da şunlarla. Şu tahta çapraz tahtalarla bak. Gel şöyle. Bunu eğip bu kardeşim şöyle. Böyle değil. Nasılsın? Bak onu yapacağım şimdi. Dur, aynısını karşıya da. Aynısını da buraya yapacağız. Tamam mı? Sonra buna bir de destek bak. Çünkü bu düşer. Şöyle destek atmamız lazım buna. Düşerse suç atacak diyor. Neye suç atacağım? Evet burada sıkıntı biraz sıkıntı olacak gibi. Hala bir şeylere ihtiyacımız var. Caps Lock'la bak boy kısaltmayı öğrendik. Vallahi sanki bura daha kolaydı da kendi işimizi zorlaştırdık gibi hissediyorum. Çivi de yok ki yani. Çiviyi de bitirdik. En son duvardan gideceğim valla. Ben bunu eğitimde ne güzel duvardan yaptıydım ya. Dur bakayım şunu bir deneyelim arkadaşlar ya. Şunu bir deneyelim bak şu karşıyı. Olmadı başka bir çözüm düşüneceğim. Bu niye olmuyor lan buraya? Tamam. Şunlar böyle karşılıklı. Vallahi kendi yaptığım şeye kendim inanmadım biliyorsunuz mu? Bakalım ayı dur hatayı bir görelim ya. Usta bayağı cibri çıktı. Rezalet bir şey oldu bu arada ya. Dur bakalım. O yüzden çalışabilir. Allah Allah bu kadar zor olmamalı ya. Bak şuraya kadar güzel değil mi? Burada sorun yok. Yukarı doğru çıkardık. Burada sorun yok. Allah'ım arkadaşlar biz niye bunu buradan buraya yapmaya çalışıyoruz ki ya? E biz bunu direkt çıkaralım. Bak şimdi bak. Biz bunu direkt araya çıkaralım.
şu şekil. Vay, çok şükür. Destek şart, şükür diyorlar. Aynen bak, böyle bu işi çözeriz. Sonra şuradan şuraya plaka. Buraya uzanmıyor. Tam destek atarız. Aşağıdan bir destek getir. Çok güzel. Bunları birleştir. Ben nasıl çıkacağım? Ben şuradan çıkarım ya. Sağ tarafa kendime çıkış yeri yapıyorum. Şöyle. Tamam mı? O orada durmaz. Hayır, üstteki durmaz canım. Onu şey yapacağız. Şimdi toparlayacağız. Siz bana güvenin. Üstü toparlayacağız. Sonra bak, buraya şunu çekeceğim. Buraya bunu çekeceğim. Tamam mı? Siz rahatta kalın ya. Bunları halledeceğim ben. Anladınız mı olayı? Bir tane de buraya yapacağım. Sağ tarafa yapmayacağım. Oradan ben çıkacağım için. Ben daha ne yapayım kardeşim? Ben daha ne yapayım? %100 gene yıkılacak. Bu sefer harbiden yıkılmayacak. Bana güvenin. Bu sefer güveniyorum. Diğerine kendim de inanmamıştım. Bu sefer güveniyorum yapıya. Demek ki destek şart. Şuradan dur. Fazla güvenlik yapıyor ya. Tamam. Bu şey motivasyon olsun diye. Tamam. O sonuncusu motivasyon için. 40 dakikadır ilk bölümde. Ya bunu duvardan çözeriz de kendimiz yapı yapmayı öğrenelim diye uğraşıyorum ya. İşte bu. Allah'ım, yanlış tahtayı mı kullanıyoruz acaba ya? Ulan biz destek tahtası diye şeyi mi kullanıyoruz ya? Şu olayı çözebilir bak. Gördünüz mü? Bu olayı çözebilir. Destek tahtası. Sanki biz güç vereni değil de üstüne yük bindiren tahtaları kullanıyor gibiyiz. Ben dayanamıyorum, oyunu yükleyeceğim diye Emir. Oyun bu arada demosunu harbiden oynamanızı öneririm ya, şaka baka. Şu an ücretsizken bir indirip deneyimleyin demosu kalkmadan. Şunu şöyle. Bir tane de buraya yapıştır. Bunu adım adım, adım adım. Bilerek biraz malzeme tutuyorum. O şeylerin de yapısını öğrenelim. Mesela bu koyduğum bu sefer tutacak mı acaba? Bakalım. Bu sefer ben daha dirençli olacağını düşünüyorum ya. Daha böyle kaldıraç... Gördünüz mü? Bak şu taraf sağlam. Şu tarafta dur, sıkıntı var. Şurada bir hata var. O da şundan kaynaklı. Şura tek taraflı oldu. Tamam. Böyle bir çivi kardeşim. Bu çivi boşa çıkıyor gibi ama. Bu çivi boşa çaktık gibi ama. Hmm.
havaya çarpmış. İyi görünüyor, iyi görünüyor. Devam. İşte bu kalite. Kalite. Ulan nasıl ya? Ulan sayması lazım ya. Çıktım işte. Adam ölsün. Şimdi buradaki sorun da şu. Şuradan kaynaklı. Bir dakika. Şuradan kaynaklı bir sorunuz var. Bak karşıda da burada yok, görüyor musunuz? Olayı çözdük. Mantığı anladık ama ya. Onun için uğraşıyorduk zaten. Mantığı çözdük. Gerisi artık kendiliğinden gelecek şimdi bak. Bunu koydum. Çiviyi çaktım. Tamam. Aynısından bir de karşıya yapıyorum. Aynısından bir de buraya yapıyorum. Bak şu an gerçekten %100 olmayacağını düşünüyorum. Ben planım dışında bir şey olması lazım. Düşmesi için bunun. Hadi bak garanti olsun. Şuralara da çekeyim. Şu an her şey tıkırında olması lazım. Düşeceğine inanan var mı bunun? Şu an düşmemesi lazım ya. Hatta iyice bak. İyice çıldırıyorum bak. Malzemeden çalmıyorum. Şunu da şöyle yapıyorum. Buraya çivi çakmıyor. Boş oldu bu. Neyse. Tamam tamam şu an oldu ya. Güzel. Lan alta girme lan, oradan çıkamayız. Lan elini çek ha. İşte bu. İş güvenliği, kalite, az işçilik, bol kalite. Bir de B verdi, utanmadan ya. Evet güzel. Güzel. Evet ilk iş günümüzde gayet kazasız belasız şeyi bitirdik. 34 saat süre. Kaç saat, kaç bir 15-20 dakikada mı geçtik bunu ya? Ama oydu şey harbiden eğlenceli ya, o fizik sistemi. Bak birinci bölüm 6'da 6. İlk meslek şeyimizi hallettik, eğitim. İkinci kısım, şimdi çiftlikte bize şey verecekler. İş vereceklermiş. Kolay gelsin Suat, Silent Power. Oy eyvallah kardeşim. Hoş geldin, hoş geldin. Hakkı, Fakkı ilk ayında. Atil Re, Altil Erak 6. ayında. Cümleten hoş geldiniz demek. İşe girdik tertemiz. Ömer. Devam. Oyun müzikleri de fena değil bu arada ya. Şeyleri de hoş. Devam. Geç bunları okumuyorum ya. Hah. Uy burada 3 yıldızlı görevler de var bak, zor. Oran orantı sorusu. Suat 6 adımlık 1. bölümü 20 dakikada bitirdiyse 9 adımlık 2. bölümü kaç dakikada bitirir? On delay. Ama orada biraz şımardık, oyunu öğrenelim diye bir şeyler denedik ya. Tamam.
İlk görev diyor ki tarlaya diyor kurt saldıracak diyor. Saldırı diyor kurtları şeye ulaşmasını engelle diyor. Bahçeye gitmelerini bir şekilde engelleyecekler. Kırmızı tarafına ulaşmayacaklar diyor özellikle. Şuradan kurt saldırısı gelecek. Buraya bir barikat çizeceğiz. Tamam basit. Bu artık çok maceraya şey yapmayacağım. Sistemi öğrendik. Çok fazla maceraya kapılmıyorum artık. Biraz daha güvenli bir şey yapacağım buraya. Niye olmadı lan bu? Heh. Tamam. Daha 3 tahtam. Bak malzemeler az ha. Bu sefer az bak. Malzemelere dikkat. Malzemeleri az vermeye başladı. Son bir tane daha. Onu da şuraya yapayım. Ortada sanki biraz boşluk var diye hissettim. Tamam. Tamam bakalım. Devam. Yapılı olanın aynısını yapsın. Yapılı olan hangisi ya? Kurt saldırısı çok gerçekçiymiş böyle. Evet güzel. Evet bunu da hallettik. Aha bu dediğim bu. Tam bu kıvamlarda bırakmıştım. Buradan sonrası bana da sürpriz. Şimdi diyor ki bu kabağı diyor al diyor. Bunu diyor topla diyor. Hadi bakalım. Lan ne oldu oğlum? Daha tırmanmadık bile ya. Ne oldu lan? Ne oldu bu da kalkmıyor? Ha yanlış tuşa basıyormuş. Tamam sol. Sağ. Bak burayı antrenmanlıyız aslında. İlk yaptığım köprüde buna çalıştık. İlk köprüde buna çalıştık kardeşim. Ulan elini çıkar oradan ha. Hayır. Tamam. Çok güzel. Lan oğlum niye kendini bıraktın aşağı? Alırdık biz onu ya. Evet güzel. Bunu da çözdük. Ya bak karakteri sadece şu hareketinden bu şey var ya hani yukarı tırman oyunları var ya. Sırf şöyle yukarı tırman oyunu oynanır yani şunu. Evet devam. Su kulesi inşa et diyor. Ha tamam. Bunu yine ayakta tutan bir şey inşa edeceğiz. Bunu aşağı ya sarı alan içerisinde kalması lazım yanlış anlamadıysam. Hadi bakalım. Bak malzemeler az. Dikkat. Bir de diğeri gibi şey yok bu sefer. Öyle sağlam kazıklı kolon yok. Ya buna buzu hızlı yaparız ya. Bu sefer hızlı yaparız arkadaşlar. Şöyle bir bakayım. Tam bunun boyutunu anlamamız için aşağı şunu koymuşlar. Tamam. Şimdi hemen bir hesap bak. 4 tane böyle harcadım. 8 12 tane bundan gidecek. 1 2 3 4 12 oradan gidecek. Her bir bölmeyi yaparsam. Tamam. Oluyor bu arada ya. Sıkıntı yok. Bu oluyor. Bence bunda problem yok. Bu bayağı basit dümdüz olur ya.
Tamam. Hatta bak bunun boyunu kısa yapalım. Şöyle. Gene olmayacak ama. Üç bacak masrafı azaltır. Üç bak şimdi bak. Yapayım mı? Üç bacak yapayım mı? Bak benim aklıma soktu. Ezber bozan bir tasarım yapabiliriz. Üç bacaklı yapın diyeyim yapayım. Evet, yoğun ısrar üzerine üç bacağa geçiyoruz. Bak böyle, şöyle, şöyle yaparsak bu iş tamamdır. Yetişiyor mu onu bir test edelim. Yetişiyor. Yetişiyor. Tamamdır. Devam. Aynı mantık devam. Hiç bozmuyoruz. Tamamdır. Güzel. Şeyi temeli hazırladık. Şimdi bu buradan kazandığım tahtayı bakın yatayda kullanabilirim. Şöyle kullanamaz mıyız? Bence kullanırız. Tam ortada. Şuna bakar mısın? Yani tam bir kalite. Çevir. Tamam. Bir de bunları çivilememiz lazım ama bak şuraya bir çivi. Şuraya bir çivi. Buraya saplandı sanki. Yani bunu ne çirkin çivilenmiş bu arada ya. Şuraya bir çivi. Bu tamam. Tamam bunlar çivilenmiş. Sonra biz bunu niye buraya yaptık ya? Az daha yukarı yapmalıydık bunu ya. Simetri olmadı, sinirim bozuldu diyor Halil. Halil daha büyük problemlerimiz var kardeşim. Yani ayakta durmayabilir. Biz bunu yukarı yapmalıydık ya. Mesela bunu koyduğumda bunun üstüne şunu koyabiliyor muyum? Ha koyabiliyorum. Tamam o zaman problem yok. Tamam. Güzel. Çok güzel. Ama bana koydurmuyor ki bunu buraya ya. Tamam. Sıkıştıracağız madem araya. Şöyle alttan çekeriz. Aynen öyle. Umut veriyor mu hiç bilmiyorum ya. Umut veriyor mu şu an? Alttakileri şeyi güçlendirmek için yaptım ya. Alttakileri bir amaca hizmet ediyor da. Bak şu kolları birbirine bağlıyor. Baksana. Rezalet oldu bu arada. Ulan bu çok ağır ya. Bunu nasıl tutacağız ki biz havada? İki ayaklı. Bak şunları tam bunu taşımak için kullanacağız. Şöyle. Güçlü noktaları buraya harcayacağım. Tamam. Güçlü noktaları buraya harcayacağım. Bir de onlara alttan destek lazım bu arada. Onun farkındayım. Onu yapacağım. Şöyle. Thank you.
çok kötü oldu şu. Tamam. Sıkıntı yok. Bunlara çivi. Bunlar hemen bir çivi şöyle yanına. Tamam. Şuraya bir çivi. Tamam herhalde ha şura var bir de çivi. Şimdi bak bir de bunları ayakta tutması için ek destek lazım aşağıdan gelen. Altla. Anladınız mı? Bu aşağıdan direnemiyorlar yoksa ya. Tamam bak bu buraya. Bu bir. Bir tane karşıya. Bu iki. Bir tane bu tarafına. Bu nasıl dönüyor lan böyle? Tamam. Oraya çivi çakacağım. Bir tane şu tarafa. İki tane kaldı. Bir buraya bir de bunun tersini yaptık mıydı? Tamamdır. Bunu boyunu kısalt ya. Bu çok şey oldu. Durmaz bu. Bu niye yeşil olmuyor? Bak bu yeşil olmuyor. Bu niye olmuyor anlamadım. Varil boşta. Onu halledeceğim. En son halledeceğim onu ya. Şu iskeleti bir atalım. Tamam. Bunu buraya koydurmuyor. Niye anlamadım ya. Hah. Yok bunu. Aha bunu çözemedim ya. Tamam bunları bir çivileyelim. Şuna bir çivi. Şuna bir çivi alttan. Şuna bir çivi. Bu sefer bence olabilir ya. Temel tutabilir yani en azından. Tamam. Bu çok uzak oldu ya. Şunda problem var. Dur bakayım bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Bu haliyle deneyeceğim. Buna önce bir şey atalım. Plaka atalım. Alttan bir plaka kardeşim. Tamam. Bu bozar. Bu olmaz. Sadece küçücük çividen sence de fazla şey beklemiyor muyuz diyorlar. Şeye güveniyorum ya. Kolonlara güveniyoruz bakalım. Buraya hiç oldu mu şimdi? Ya var ya şu burayı bozuyor bak. Şunu al ya. Bu buradaki sistemi bozacak. Buradan buraya komple çekelim şöyle ya. Evet olur mu? Hadi bakayım. Size soru. Nasıl yapı bir iğrenç dedi birisi. Yani tutsun da şeyi estetiği çok önemli değil şu an için. İlk kaygımız o değil ya. Ya şuradan şuraya attık mıydı bu işi? Buna bulamadım ya. Yani bilmiyorum ya. Olursa şaşırmam, olmazsa üzülürüm. Olacak gibi sanki ya. Bence temeli iyi attık ya. Dur bakalım. Ortadan bak şeyler çubuklar çökmez de orta yıkılabilir ya. Ulan ben bunu nasıl ayakta tutayım ya? Alta dayanak lazım. Evet. Yakışmadı arkadaşlar. Şundan bak iki tane daha elimizde var. Şunu bir daha deneyeceğim. Şöyle.
Şunu bir daha ekstra deneyeceğim. Yerden yukarı ayak atsak. Şunu da bir deneyeyim de bunu bu kadar uğraşmışken. Sonra bu plandan komple vazgeçeceğim ya. Ben problemi söyleyeyim size. Problem, biz şu iki tane şeyi, kolonu iki parça kirişle bağlamaya çalışıyoruz. Bunun tek parça olması lazım. Yani şu aradaki kırılma yeri durduk yere zayıflatıyor bizim yapıyı. Temelden daha dar gelmemiz lazım. Ama onun öncesinde bir deneyeceğim. Dört ayağa dönelim. Dört ayaklı yapsak yine aynı problem olacaktı, biliyor musunuz? Şu genişlikle alakalı ya. Dörde döneriz, problem yok da. O söylediğim problemi çözmemiz lazım. Tamam. Evet, umut yok. Umutlar düşük diyeyim daha doğrusu ama. Yine de son çare. Artık tüm kozlarımı oynuyorum. Son çare. Belki tutar şunlar. İçten ağrı mı yapmalıyız acaba? Aynen. Tamam. Vallahi her şeyimi harcıyorum şu an. Çünkü olmazsa bundan vazgeçeceğiz. Tam bir göster şunu lan. Olmazsa bundan vazgeçeceğiz çünkü. Son bir tahtam kaldı. Onu nereye çakayım? Ya bundan da varmış. Bu da boşa gitmesin. Varımı yoğumu çaktım vallahi. Dur bakalım. O da ayıp olmasın diye koydum onu ya. Ayıp olmasın. Hadi bakalım ya. Hadi be oyun, bizi bir şaşırt be. Yo yo, bunun temelinden arkadaşlar baştan yapacağız bak, baştan, en baştan. En baştan yapacağız şimdi. Suat Discord'dan bir şey attım. Senin marangozluğun aynısı diyor. Bakalım. Evet, bunu biz yapmış olabiliriz. Dur bakalım. Göstereyim size. Ama bak, kaç dakika isteyeyim sizden? 5 dakika istiyorum sizden. 5 dakika içerisinde bunu çözeceğim. Hazır mısınız? Göstereyim size. Şimdi süre vereceğim size. O süre içerisinde bu sorunu çözeceğiz. Evet, şunu diyor. Yani şu sorunu çözme şeklimiz şuradaki tasarıma benzer, evet. Ne yapmışlar? Gablo mablo da çekmişler. Gablolar da bağlamışlar. Evet, kapat bunu. Bak saat kaç? 23 geçiyor. 30 diyorum. 2'de hata payı. 30 geçe bu işi çözüyorum. Try hard yapmam lazım ama konuşturmayayım beni. Bak şimdi dur. Önemli nokta şu. Bunlar birbirlerine yetişiyorlar mı? Yetişiyor. Tamam. Önemli nokta bu. Hmm.
ben bunu nasıl çevireceğim şimdi? Ama yani bunu yapmamız lazım ya. Aha! İşte bu. Dur, oldu gibi, oldu gibi. Tamam, sıkıntı yok, onu halledeceğim. Dört tane daha var. Bunları bir de çivileyeceğiz şimdi. Yani böyle basit oluyor diye biz böyle yapmak istemedik ama maalesef yani oyun müsaade etmedi madem. Mecburen biz de böyle yapacağız gibi. Tamam. Üst taraf, alt herhalde çivi çakmadığımız yer kalmadı ya. Tamam kardeşim. Şunu şöyle. Tamam. Bak daha bir dakika oldu. 2-3 dakika olmuş da olabilir. Başka var mı çivi çakmadığımız? Sanki şuna bir tane çaktım. Neyse. Tamam bitti şu an ya. Şu an bitti bile. Bu kadar basit ya. Tamam. Şuralara şöyle bir destek kardeşim. İyice garanti alıyorum var ya, artık risk etmeyelim. Nasıl? Bu olur ha. Oldu bu sefer. Aynen. Bu sefer net oldu ya. Bu sefer net oldu. Tamam. Hadi bakayım. Ya bu da olmazsa bu arada ayıp. Bak asıl problem üçgen oluşu falan değildi. Asıl problem kirişlerin ikiye bölünüşüydü. Şu an kirişleri tek parçaya indirdik. Bu da düşerse oyunun ayıbı. Net şekilde oyunun ayıbı. Lan nasıl, daha ne yapayım ben? Bana verdiğin malzeme bu be oyun. Bana verdiğin malzeme bu ya. Kolonları direkt fıçının altına koyma. Evet yani herhalde en son o kaldı geriye ya. Vallahi. Oyun tam dayaklık ya. Al onu yapalım bir de. Onu da deneyelim ya. Tek ayaklı masa gibi. Tek ayaklı masa? Bu ne burada ya? Bu da olmaz ki bak. Burada da şey boyu yetmiyor. Öncelikle bu bunu ayakta tutacak mı? Bir boşa denemeyelim. Bir deneyelim bakalım. Mesela bu buna karşı direnci nasıl? Tavanı T şeklinde.
Utanmasa olacak bu arada. Altta saymaya başladı, gördün. Oğlum sen bunu hak ediyorsun bunu. Sen bunu daha fazlasını hak etmiyorsun ya. Al. Sen bunu hak ediyorsun ya. A veriyor bir dayak. A aldık bir de. Evet, yakışmadı oyun. Gerçekten yakışmadı. Yok artık. Oğlum nereden nereye geçtik bir anda ya? Allah Allah. Dur bakayım bir saniye. Yani bak o kadar uğraştık. Oyda bak ya. Alt alt F tabii. Bu bak. Bu şeymiş bu arada. Ona baktım da. Bu yapı değil. Hedefe ulaşma. Hedefe ulaşma. Nereye ulaş diyor bu? Nereye ulaş dediğini şey yapamadım ya. G'ye bastım. Hedefi göremiyorum hala. Tepeye mi ulaş acaba? Dur bir bırakalım, bir bırakalım. Aynen bir bırakalım, şeye bir daha bakalım ya. Tekerleğin arkasında. Tamam. Tamam o zaman bu iş bizde. Allah Allah. İleride bak hem bu yapıyı bana yaptıracak. Ta zirvede bir şey koyacak. Hem bunun parkurunu bana yaptıracak. Çok güzel. Güzel. Lan ne yapıyorsun lan? Vay. Tamam. Tamam zıpla. Ayağa kalk. Hah işte bu. Aynen bak orada. Dex. Ulan arkadaş ya. Oy eyvah eyvah. Ağaç ev. En sevdiğimiz. Şimdi ağaç ev yapacağım ve ağacın tepesinde mi duracak bu ev? En sevdiğimiz görev. En sevdiğimiz görev. Şimdi bu ağaç evi ağacın üstünde tutacağız bir yapıyla. Tamam deneyelim, güzel. Of ağaca yapabiliyoruz. Çok iyi be. Yani kariyerimin zirvesi bu marangozlukta. Dur bakalım. Ağaca mı yapabiliyoruz? Evet ağaca çekebiliyoruz. Dur bakalım. Şimdi nasıl bir şey yaparız? Bak yine diğeri gibi bunda böyle kelepçeye kelepçe gitmemiz lazım. Böyle dümdüz gidersek bozulur. Oo, aşağıdan getiremiyor muyum? Aşağıdan getirmeme izin vermiyor. Evet, bunu mecbur ağaçtan yapacağız. Böyle bir deneyelim bakalım ya.
Nasıl başlangıç? Bence hiç fena yerden girmedik. Aşağıdan destek atacağım buna şöyle. Buna var ya en temelden başlamak lazım aslında. Bakın şuradan destek veriyor gibi düşünün. Şu aşağıdan bir destek gelmesi lazım buna. Bu harbiden zor bu arada. Bunu yaparsak harbiden helal olsun. Oyunu çözmüşüz demektir. Bak yine aynı şeylere başladık. Nasıl? Halatla bağla. Halat diye bir şey yok ya. Halat yok şu an. Şuna da bir çivi. Önce adım adım gideceğim ya. Komple yapıp denemeyeceğim. Mesela bakın bu yapı duruyor mu ayakta? Şuna bir bakalım. Bir mühendis olarak çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Şey övgüsü geldi. Uf. Kıramadı gördünüz mü? Kıramadı. İşte bu. Kıramadı. Bu umut var demek. Bir tane de buradan yapacağım yine aynısından. Hatta önce şunu şöyle yapalım. Aynen öyle. Bu buraya gitsin. Sonra bunu tutturalım şuradan. Heh. Bunun boyunu kısalt. Güzel. Yine burayı çivile kardeşim. Güzel. Bak bu da iyi oldu. Bu da iyi oldu. Sonra bunları birbirlerine... Ah! Bunları bir tane daha ortaya lazım büyük ihtimalle ya. Bir tane aynısından ortaya lazım. Bunları birbirine şey yapacağım. Çivim var mı? 42 tane. Çiviye biraz dikkat. Aynısından bir de ortaya. Yine oradan da şuraya bir destek. Tamamdır kardeşim. Bunu küçült. Hafif şöyle. Ulan tuşa. Hafif yukarı. Hafif şöyle. Tamam. Güzel. Bu arada harbiden iyiydi. Aleykümselam Tsunami'ye hoş geldin. Ev uzakta sanki biraz. Onu hallederiz ya. Ama yani yapı burada ya. Yapacak bir şey yok. Bir de şuradan getiririm bakın. Şu koldan da geliriz bir tane. Bilerek bakın alttan geliyorum ki şimdi. Alttan güçlene 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 uzaklaşmamız lazım. Ben şimdi şuradan başlarsam yapıya yine tersini yapacağız. Aşağı doğru güçlendirmeye çalışacağız. O yüzden o iş bende. Rahatta kalın. Onu halledeceğiz şimdi. Tamam, çiviyi çaktık. 3 tane. Tamam, her şeyi tamam herhalde bunları. Sonra bunları... Bak şunu... Biraz daha mı yukarı kaldırsaydık? Bak şunu... Daha yukarı doğru çakabiliriz şöyle. Aynen öyle. Çiviyi de... Şöyle buna da çaksın. Heh. Tamam var mı burada problem? Burada problem yok gibi ya. Aleykümselam Barut hoş geldin. Soldakiler gereksiz mi? Ama bunu bak şey yapacağım ya. Arkadaşlar buradan zemin çekeceğiz ya. Şu bir.
tamam mı? Şu iki. Buna yetişiyor mu? Ulan buna yetişmiyor bile ya. Bu sıkıntı oldu biraz. Buna yetişiyor bak. Bunda sıkıntı yok. Buna bir çivi çak. Tamam. Test et. Tamam aynen bir test edelim bakalım. Bence şu an sağlamlar ya. Güzel. Sağlamlık iyi. Tamam. Sonra bir de şuradan ortadan getirelim. Şöyle. Bir de plaka deneyelim bakalım ya şuralara. Bu haliyle zorlayayım mı bir? Tutmayı deneyelim mi bir? Buraya yetişmiyor bu ya. Bu haliyle olmaz gibi ya. Bak şuna da işte bir destek lazım. Yani şuradan buna da alttan bir destek lazım ama. Neyle tutacağız ki burada? Biraz daha geniş bir yapı lazım buraya. Aşağıdan getirebiliriz. Temeli yaptık da estetik yok yani üste koyacağımız ya. Yaptığın yer evin altında bile değil ama ne yapalım ki arkadaşlar, oradan getireceğiz ya. Bunu uzatmanın yolunu bulmamız lazım ya. Bize bir destek kuvvet lazım. Baksana bak, harbiden çok sağlam ya. Harbiden çok sağlam bak. Şunu biraz daha uzattık mıydı bu iş tamamdır ya. Biraz daha uzatacağız bunu. Evet, biraz daha uzatacağız bu işte. Ya şuradan uzatacağım ama vallahi hiç güvenmiyorum buraya ya. Uzatma biraz daha şeyden gelmeli aslında ama. Aha böyle kökten gelmeli. Birleşme noktasından getirelim bakalım. Niye bu kadar az çıkıyor ya? Bak bu maksimumda olmuyor. Tamam. Tamam. Bunu az kıs. Şunu az çevir kardeşim. Tamam. Çivile bunu. Var mı? Bu nasıl oldu şimdi şu son hamle? Son hamlede umut var mı mesela? Buralar biraz çürük. Evet, buna bir destek lazım. Alttan daha da bir destek lazım buna ya. Boyunu kısalt bunun. Tamam, buna bir çivi. Bu çok alakasız oldu. Dur bunu sil. Şunu da sil şimdilik. Şu öylesini çakmıştık zaten oraya. Bu dursun bakayım ben. Az daha kır. Hah bak böyle güzel. Bunun boyunu kısalt. Şimdi çivi çakılır buna işte. Deneyelim mi? Bakalım. Ya ben hiç sanmıyorum da bunu. Dur bakalım bir deneyelim ya. Thank you.
Şu kendi kendine düşecek bu arada. Az daha sonra şu. En soldaki gereksiz oldu. Ya onu ben üste düz bir zemin yapıp onun gücüyle tutma şeyindeydim. Bakın aslında onu bana iyi hatırlattınız ya. Bak onu bir deneyim göstereyim size, bekleyin. Onun bir mantığı vardı yani, bak şimdi. Ama işte onu şey yapamıyoruz ki şu an ya. Onu uygulayamıyoruz. Mesela dur bakalım, bir deneyeceğim, bunu deneyeceğim. Sorun evi, yapın evin altında olması. Bak şurayı çok bozuk getirdik ya. Mesela bunu nasıl yapacağım ben şu an? Burayı çok bozuk getirdik vallahi. Çok kötü getirdik. Tamam. Ağaçtan yapabiliyoruz. Aynen ağaçtan getirmek lazım ya. Böyle bir şey olması lazım işte ya. Evet. Çıkış noktamız hiç fena değil de şuralar sıkıntı. Bak şunlar sıkıntı. Şu sıkıntı, bu olmadı. Ev gelmeden yıkıldı. Evet şimdi bak şura harbiden güzel. Burada sorun yok arkadaşlar. Burası güzel. Çirkin olabilir ama güçlü. Sadece bunu biraz daha genişletmenin yolunu bulmalıyız bak. Şu kadar. Şu kadar, bak şu kadar bir genişletme lazım buraya. Şöyle bir şey yapalım. Aradan bir şey deneyeceğim. Daha genişe bakın. Yukarı açısını düşük tutacağım, bir çıkıntı yapıyorum. Açısını bayağı düşük tutacağım. Boyu uzun olsun diye. Bak, bak oraya geliyorum, gördünüz mü? Çok güzel yere gitti bu arada. Bunu sağlam tutarsak bu iş tamam. Şimdi bir de bunu tutacak bir şey indiriyorum, destek. Bana güveniyorsunuz şimdi. Hadi oğlum şuradan yakala be. İşte bu. İşte bu bak. Bu çok güzel oldu. Buraya çeviriyoruz. Tamam. Sonra bunu şurayla bağlıyoruz. Bak şu ikisinin bağlanması önemli yine. İkisinin bağlanması kıymetli. Bunları bağlıyorum. Aynı şekilde şu ikisinin bağlanması önemli. Şuradan yapalım. Bunu da çivile. Tamam. Sonra bak bunu niye yaptınız dediniz. Bu da buradan güç alıyor. Yani geriden. Bak şimdi şöyle. İleri doğru böyle bir destek şeyimiz var ya, ağaç. Şu iki boyutlu düşünün. Gücü buradan alıyorsam. Şuradan üçgen şeklinde polibriçi düşünün ya. Üçgen şeklinde şöyle uzağa doğru güçlenmem lazım. Başka türlü yerden güç getiremiyorum çünkü. O yüzden buradan buraya da bir destek atıyorum şimdi. Alttan destek yok ya, bunu denedik. Onu çıkartmamıza izin vermiyor. Tamam. E peki şimdi bunu
Bunu düzlemi nasıl yapacağız? Güzel, sağlam, tamam. Da. Bunu nasıl düzlemi yapacağız? Şöyle bir şey yapabiliriz. Sat kısalt. İşte bu. İşte bu kardeşim. Tamam. Bir tane buraya yapıyorum aynısından. Böyle. Bir tane de buraya yapalım. Şu ağacım buraya. Neyse bakayım. Dur belki de olur ya. Kalite. Bu çok zorlama oldu bu arada. Kalite. Şu son attığıma hiç güvenmiyorum. Bu arada bir laf olsun diye attım bakayım ya. Allah laf olsun attım. Çivi atacağım. Çivi atacağım. Allah. Tamam. Tamamdır. Deneyelim bakayım ya. Bir sakatlık var burada da bir deneyeceğim yani. Olursa da çok şaşırmam. Tamam. Başka bir şey var mı? Yani şuna bakar mısın? Mükemmel. Sadece şuradan sekip aşağı düşerebilir. Kalite. Hadi bakalım. Allah Allah. Nerede hata yaptık acaba ya? Şurayı biraz daha genişletmek lazım. Bana güveniyorsunuz şimdi. Hemen hatalarımızdan ders çıkarıyoruz. Buraya bir ağaç desteği daha getirebilirim aslında ama dur bakalım. Ne oldu lan? Müzik bir gaza geldi. Şöyle bir şey yapsam nasıl olur acaba? Dur bakayım ben bu performansını merak ediyorum ya bunun. Evet bu haliyle bakalım. Evden destek. Aa bak evden desteği deneyebiliriz bu arada. Evi düşünmemiştik bak. Evden gelebilir. Hadi be! Ulan bak güzel ha. Evden geliyor mu bakalım. Harbiden evden getiriyor vallahi bak. Onu diyen arkadaş. Ama ben şunu bir tur daha deneyeceğim. Olmadı evden getireceğim ya. Evden bir tane. Bak şuraya. Şuraya ufak bir destek lazım. Onu da şuradan alıyorum. Bu işi çözüyorum bakın. Evi hiç devreye bile sokmuyorum. Ev iş hiç olmazsa B planı. Bak şuraya bir destek lan. Şuraya ufak bir destek. Şunu şurasına. Bu iş tamam. Tamam. Güzel.
E buraya çivi olmaz ki ya. Şu bak şimdi şu aradan şunları da birbirine bağlayalım. Yani her güç birbiriyle bağlantı kurması lazım burada. Hadi oğlum olman lazım ya. Olması lazım. Ha bak şuradan alıyor gücü, tamam. Hah bak burası olur, burası olur. Buradan şuraya çivileriz. Güzel. Şuradan çivi. Şu an olacak. Şu an olacak. Son 1-2 dokunuş kaldı ya. 1-2 dokunuş sonra bu iş tamam. Tamam. Burayı da çivile. Herhalde tamam ya. Dur bakalım. Buraya bir düzlük lazım. Büyük ihtimalle eğimden düşecek. Zemin düz değil. Sırf o yüzden düşebilir. Onun dışında sağlamlık iş görebilir gibi ya. Dur bakalım. Yamukluktan düşmezse düşmeyebilir. Ulan fiziği tabana bağlamamışız. Evet. Şunu şuraya bağlamak lazım ya. Allah Allah. Tamam. Alttan destek lazım, evet. Ulan oyun harbi zor bu arada, biliyor musunuz? Yani gerçi 3 boyutlu polibridge gibi ya. Tamam. Şuralara destek lazım yine. Bunu daralt. Ne oldu bu sarardı? Az önce oluyordu ha. Tamam bunu çivile. Yıkılacak mı? Şu anki haline bakayım bakayım ya. Bak şunları da birbirine bağlamamız lazım burada. Doba eyvallah, hoş geldin kardeşim. Ya bunu kafaya taktım, biliyor musunuz? Bunu yapmamız lazım ya. O kadar uğraştık. Şunun bir olduğunu görelim çıkmadan ya. Tamam. Aynı şekilde bak şuraya da bir destek lazım. Şu ikisini birleştirecek. Sonra bir daha deneyelim bakayım. Uy, bu iyi bak. Bu iyi destek ha. Bak bu hem şuraya destek atıyor. Hem şuraya destek atıyor. Çaprazdan da vururuz. Bakalım. Çiviler tehlikeli uçları dışında. İş güvenliği şu an ilk önceliğimiz değil. Evet bu da olmadı. Bakacağız. Evden bir destek getirmeyi düşünebiliriz. Şu an eğimden düşebilir. Sağlamlık olduysa da. Olacak olacak gibi ama bir şeyler olmuyor ya. Şuradan bir şey getiriyorum galan ya. Niyeti bozdum. Buradan geliyorum. Hazır mısınız? Buradan doğruya getirmek de mesele bu arada ya. Zemin olmuyor ya. Zemine koydurmuyor. Zeminden olsa ağaç ev olmaz ki ya. Aa, aklıma ne geldi bak şimdi. Ben şuradan kanca gibi içeri götürsem. Dur bakayım.
Mesela kanca gibi içeri götürsek şeyleri üstten tutmaz mı? Buraya da giden bir şey yok ki ya. Düşüyor evet. Ya biz şuna odaklanalım. Burayı nasıl sağlamlaştırırız? Şuraya biraz daha kafa yormak lazım. Bir saniye. Çivim bitti ya. Artık son kozlarımı oynuyorum. Çivim bitti. Tamam. Son çivimi de buraya çekiyorum. Yani düzlük de fena değil. Fena düz değil. Evet, bize yeni bir güç lazım. Ulan bir de o kadar şey yaptım ki buraya, yani neyi söksek nere bozulur hiçbir fikrim yok ya. Şunlara gerek yok gibi aslında ya. Şunlara gerek var mı? Bunlar zaten şunların yükselmiş halleri. Bunları silip şuradan yeni güçler getirebiliriz. Bak şunları silebiliriz ya. Bunları sil. Bir tane daha getireceğim yandan. Vallahi pilimiz bitti. Tamam. Bak bu da yetişmiyor işte ya. Düz zeminden kullan. Çivileri tutmadığı için de yıkılıyor. En ucundan al. En uç dediğiniz... Evden getirmenin bir mantığı var mı? Onu düşünüyorum ya. Şuradan getirsek... Evden getirmenin bir avantajı ne olabilir acaba? Dur evi deneyelim bir de ya. Bir tık daha eğimli gelmek lazım. Çok şeydi. Ev bayağı uzakta evet. Yani evden gelen güç sadece denge korumak için olabilir. Düştü çapraza yük bindiriyor. Aslında ev bayağı faydalı biliyor musunuz? Çapraza yük bindirdiği için. Bak şimdi dur. Bunu halledeceğim şimdi ben. Sil bunu. Evin bir faydası var. Güzel. Ve kendine çok hayır yok gibi geliyor ama siz ona çok takılmayın. Halledeceğiz onu. Şimdi kendine pek hayır yok gibi geldiğine aldanmayın. Bunu halledeceğim ben şimdi. Dur. Özel dokunuşlara lan bunu halledeceğiz. Bir saniye. Allah'ım ya Rabbim ya. Çok zorlandık burada. Niye böyle oldu? Ulan çivi bitti. Çivi bitti şu an. Bunun hiçbir etkisi yok bu arada şu an. Buna hiç umutlanmayın buna ya. Of. Olmadı. Bir de ters köşe yapsa ya, bir olursa ya. Hmm.
İşte o dokunuş. Yani yüzyıllar boyu konuşulacak dokunuş. Lan duruyordu ha. Bir şeyler oldu orada. Dur bakayım. Şunu sil. Şunu sil bak. Buradan buradan çivi kazanamadım ki ya. Ne gereksiz şu an? Bana çivi lazım. Burada gereksiz bir şey silmem lazım ya. Ulan her şeyde gerekli gibi ya. Bu ne ya? Bu ne yapıyor burada ya? Ney? Sol. Alt ortadaki iki çivi boşta. Alt ortadaki iki çivi. Şunlar mı? Yo, bunlar saplanıyor ya. Alt ortadaki iki çivi. Yani her çivi bir yere saplanıyor ya. Çivi zaten bir yere saplanmıyorsa onu koydurtmuyor ya. Şimdi bak. Bekleyin şimdi. Bana güveniyorsunuz. Gerçi çivim yok ki ya. Bunu buraya yaptırmıyor. Yani hiçbir işe yaramayan hareketler yapıyoruz şu an. Şunları pekiştirsek belki bir faydası olur ya. Bak orada bir direniyor ya. Bak şu pekiştirmelerin bir faydası olabilir. Bunlar çivi harcamıyor zaten. Bu boş, bu olmaz. Belki bunlara bir faydası olur. Bakalım. Evden gelen tahtalar çok kritik. Hadi oğlum şaşırt bizi be. Ulan daha kötü oldu ya. Allah'ım nerede hata yaptık burada biz ya? Her şey yerli yerinde gözüküyor ama. Ben sanki gereksiz yük bindiriyorum gibi hissediyorum bunu ama. En iyisi varildeki gibi düz yerden yapmak. Yerden yaptırmıyor ya. Evet bakalım. Şu sinirimi bozuyor şu evden gelenler ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ağaçtan birkaç destek daha alalım. Evet, şu evi evden geleni sökelim ya, değil mi? Bu ev bize evin bir faydası var diyen bir yazsın ya. Bunun bir faydası var mı? Bunun ben size söyleyeyim. Zerre faydası yok şunun. Yani zerre var. Zerre var. Oradan şöyle ufak bir şeyi var bunun ama. Bak şunu az güçlendirsek var ya, şu evden geleni. Az güçlendirerek getirebilsek. Bunu bir sil bakayım. Dur. Ben halledeceğim. Bekle şimdi. Bunu sil. Ulan iki çivi mi çakmışım yol boyu o kadar ya. Bunu sildiğimizde bir işe yaramıyor ki. Bak onu sildik mesela, ne değişecek? Bakalım ne kadar daha direnebilecek.
Çok bir şey değişecek mi bakalım. Aa, burada şey varmış lan, pas geçme varmış. Tamam. Yok, hiçbir faydası yok bak. Hatta şuraya, of bak, bir şey gördüm. 5 dakika istiyorum sizden bak. 5 değil 10 dakika. 20 geçe bunu bitiriyorum. Hazır mısınız? Lost saati 11 yapmışız. 20 geçe bu işi çözüyorum. Hazır mısınız? Çok klas bir şey gördüm az önce. Acayip bir şey gördüm. Bakın şimdi. Bende bu iş. İki tane çivim vardı, onu da şuraya çekeceğim. Tamam. Bak ne yapacağız biliyor musunuz? Ev aşağı düştüğünde hep böyle şey tarafına sekiyor, dikkat ediyorsanız. Düşüyor, şu tarafa gidiyor. Bak az önce ne yaptı? Bir farklılık olarak bu tarafa sekti. Bu tarafa sekmesi bizim için iyi. Çünkü orada ağaç var ya, ağaç tutuyor. Daha güçlüyüz. Ben bu evi buraya sektirecek bir şey koyacağım şimdi bak. Evi oraya sektirecek eklentiler yapacağım. Düşünce o tarafa meyletsin. Yani hiç evi ayakta tutma gibi derdimiz yok burada. Bak şimdi. Evet. İşte. Tam bir sanat eseri. İyi deneme. Olacak gibi, olacak gibi. Biraz daha, biraz daha ittirmemiz lazım. Bak az daha o tarafa nasıl attırız? Nasıl attırabilirim daha oraya? Bir daha deneyelim bakayım. Farklı davranacak mı? Attırmıyor. Tutuyor onu ya. Onu attırması lazım ya. Şunları sil bakalım. Sağ tarafa doğru yükseltebiliriz. Evet, sola doğru. Dur bakayım. Ay bak, bu oluyordu. Bu oluyordu. Dur bakalım. Şimdi şunun boylarını arttırırsam daha çabuk şöyle düşmeye başlar ya. Şunun boyunu arttırabiliriz. Şunların boyu artabilir. Çözemezsek de artık canımız sağ olsun. Ama ben bunu dur bakayım halledeceğim şimdi. Tamam. Yok, attıramıyoruz o tarafa ya. Oraya attırmanın bir yolunu bulmamız lazım ya. İçe de ayak yapmamız lazım. İçe? Ha şuraya. Oo evet bak, mantıklı. Bu fikri sevdim. Şu tarafa da ayak yapmamız lazım. Bravo. Bakalım. Lan bir de ben buna tırmanacağım. Evet, gayet sağlam bir yapı. Sıkıntı yok, ben tırmanırım. Ben de bir saniye orada duracak sanıyorum ya. Kardeşim kalktı zaten. Allah'a emanet duruyor bak, o düşecek.
Abi oğlum hadi kaybedecek vaktimiz yok. Evim evim güzel. Elini çek oradan. Elini çek. Lan tut şunu. Lan elini tut. Ha gayret. Tamam sola, soldan. Sıkıntı yok, soldan. Yapma. Yapma. Hah. İşte bu. Ev lütfen düşme. Senden bir destek alacağım bak. Çok değil, bir kerelik. Çok ufak bir destek alacağım senden. Lan gel buraya. Yetişemiyorum. Aa şundan alayım. Hayır, eve çok dokunma. Eve çok dokunma. Lan eve çok dokunma ya. Burada sıkıştık. Hayır. Nereye gitti lan? Yeşil nereye gitti? Ha iyi ev gitmedi. Güzel. Buraya nasıl girdin oğlum ya? Ya hayır ya. Aha. İşte bu. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel bir planlamayla buradan çıkarız. Ama bak öyle olmaz bak. Eli oradan tutunca ha işte bu. Vallahi yıldık kardeşim bu ne ya? Ayağı sıkıştı karakterim. Aşağıda ayağı sıkıştı görüyor musunuz? Çok sinir bozucu ya. Ulan ayağım sıkıştı ya. Bak bunu değerli Allah bunu değerlendirmemiz lazım çünkü ben daha bu evi tutamayız diye hissediyorum. Aha. Çok güzel, çok güzel. Sıkıntı yok. Ya ayak iyice araya girdi. Hadi buyur. Bak şurayı tutsa ha işte bu lan. Bak yine araya girdi. Evet arkadaşlar sakin 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 ufak bir çabayla bak şuraya bir yukarı çıksam gerisi gelecek çok ufak bir çaba lazım hadi karakter şuradan bak ya sol ya sağ ortada kalıyorsun ya işte bu işte bu. Güzel bak arayı bulduk arayı bulduk. İşte bu. İşte bu. Ulan oraya gitme lan. Oh tamam sıkıntı yok. Şimdi.
Allah cezanı versin ya. Tamam, sıkıntı yok. Sağdan gitsem, bak şimdi bak. Buradan gelişimiz belki de iyi bile oldu, bak şimdi. Allah Allah. Bayağı da sağlam yapmışız bu arada harbiden ya. Gerçekten yıkılmıyor bak. Gene araya girecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden çıkmam lazım? Ağaçtan yukarı çıkmam lazım bak. Az önceki yer ya. Ya inip temizinden geri mi gelsem acaba? İnip temizinden geri mi çıksak? Ne diyorsunuz? Vallahi aşağıdan geri geleceğim ya. Tamam, bu sefer yapıyoruz. Şuradan geleceğiz. Hareketlere bak ya. Şuradan geleceğim tersten. Aynen. Hadi bakayım. Ya yukarıda çok sıkıntı bir nokta var. Oraya geçtik miydi olacaktı. Hep oradan araya şop diye ses geliyor. Aleykümselam Ali Erim, hoş geldin. Tamam, try hard hallediyoruz. En sıkıntılı yer burası işte bak. Burada şuraya gittim an bitecek. Şuraya geçmem lazım ya. Vallahi şey oyununa döndü ya. O kadar uğraşıyorsun çünkü bir evi saymasa ya. Bence sayacak. Bence sayacak. Daha da soldan, daha da soldan. Aynen öyle. Aha! Çok iyi yerden girdi bu arada. Çok iyi yerden girdik. Lan elini bırak soldan lan. Aha! Çok güzel. Çok güzel. Ayağa kalkarsam iş çözülüyor. Ayağa kalkabilir mi sizce bu burada? Ulan ayağa kalkabilir miyiz acaba? Ne diyorsun? Çıkar mıyız? Aman, aman karakter. Tamam. Ulan hadi oğlum bir ayağa kalkacağım, bitecek ya. Yıkılıyor. Hayır, yıkılma. Tamam, tamam. Ayağının şeye denk gelmesi lazım. Tahtaya ki ayağa kalkabilsin. İşte öyle. Vallahi yoruldum ya.
Evin üstüne çıkıp yeşile zıpla. Ya onu yapabilse karakter şu an ayağa kalkabilir zaten bu arada ya. Evin üstüne çıkıp yeşile zıplamayı yapabilir miyiz diyorsunuz? O daha zor olmaz. Hadi oğlum lan, o kadar geldik. Bak azıcık yukarı çıkacaksın ya. Aha. Saniye kalmam lazım orada bir de. Ben nasıl ayakta durayım ki öyle orada ya? Ne oluyor lan, bir şey yıkılıyor. Yok, zıplama olmayacak, onu görmüş olduk süreden dolayı ama. Eli diğer tarafa. Vallahi olmayacak gibi, biliyor musunuz? Üste tut, üste tut eli. Bak şimdi oldu, oldu. Olmadı, sıkıntı. En yüksek yerdeyim şu an. Ayağı üstüne getir. Ha! Hadi oğlum. Bitti mi diyorsunuz? Hiç umut yok kardeşim be. Şansımız daha var be. Ayakları düzgün yere getirirsen. Şey nerede? Reset nerede ya? Çizim şeyine dön diyor bu. Şey, inşa şeyine nasıl dönüyoruz ya? Allah Allah. Hah, tamam. Olur yok mu diyorsunuz? Aslında bu ilk başta iyiydi, biliyor musun? Sonradan bozuldu ya. Sonradan bozuldu. Merdiven yap. Ben size problemi söyleyeyim. Bak bunun çözümü şu arkadaşlar. Şuradaki geçiş beni çok yoruyor. Oradan geçerken bakın şuraya. Yolu düzleyecek şeyler atsam aslında. Bu taraftan karakterin gidişini kolaylaştıracak şeyler koyarsak. Buraya çıktığımızda rahat ederiz. Tamam, startı nerede bunun ya? Biz nereden başlatıyorduk bunu? Ha şuradan. Düz plaka. Düz plaka atılabilir aslında, evet ya. Bir de o ev öyle duracak mı? Dur bakayım. Bu sefer ev durmuyor da bir. Evi çok güzel durdurmuştuk. Ulan pas geçmeyi unuttum gene ya. Baksana ev dur... Bıktık be kardeşim. Vallahi bıktık ya. Ulan... Hadi şu şeyi de yapalım sizin dediğinizi. Düz ya, o kadar yamuk ki zemin. Düz koyacak bir şey yok ki. Yani yeri düzleyemiyorum da ki. Ama bak mantığımız güzeldi Allah'a bak. Evi o tarafa ittirip baga sokma. Bir iki tur daha deneyelim. Olmadı. Aa, çıkalım ya. Vallahi ama içimizde kaldı gibi. Ne diyorsunuz? Bunu yapardık ya. Şuradan attırım olayı güzel.
Tamam. Yok, az önceki güzel bir şanstı, onu değerlendiremedik ya. Ev ile köprü arasında bir köprü oluşturur. Üzerine plakalarla yer hazırla, olur cetvel kullanarak evden al kolon getir. Hepsini sil, daha hızlı yaparsın. Koca bir emek yok olmayacak sanma. Ya şey fena değildi aslında. Bizim hatamız biraz estetik yapma işimiz oldu. Bak. Bir tur daha deneyeyim, anlatayım size. Bizim mantığımız fena değildi aslında. Bak, yıkılmıyorlar. Şu olay güzel. Bu mantık buradan olması güzel. Şuradan güçleri alma, genişletme. Ama şuraları o kadar çirkin yaptık ki, böyle estetiksiz. Şurada iş çorbaya döndü. Bak, şuralarda karıştı iş ya. Ağaç evden ağaca doğru gelsek en baştan. Oldu oldu, olmadı, çıkıyorum. Alt F4'ü çekiyorum. Yani öyle bir yerde durduk ki hiç umut vermeyen. Tam çıktığımızda yıkılacak gibi ya. Evet, yoksa o el bu el mi? Çok çalıştık. Onun için çok azmettik. Yoksa o el bu el mi? Ne yapıyorsun oğlum? Karakter diğer tarafı dur lan. Ha. Az daha soldan. Ha. Şimdi bak, bunları boşa koymadık buraya, bakın. Bunları boşa koymadık. Eve biraz dikkatli dokunsak iyi gibi. Yanlış yerde, yanlış yerde. Aha, oluyor mu lan? Elini çekin ona, yukarı at, içeri at. İçeri atarsa bu iş tamam sanki ya. Ya oğlum. Hadi lan. Yaptık lan. Ulan tutacak bir yer bu lan. Yani bu kalitede, bu işçilikte başka bir yapı göremezdik. Adam yorgunluktan uyuyakaldı. Evet, basit. Bu biraz basitti, Allah var. Güzel. Güzeldi. Şimdi 6'yı da yapalım. Bölümleri gösterip yapmıyorum bu arada, tamam. 6'da ne diyor? Bunu mu? Patates çuvalını mı tutuyoruz? Ne diyor bu? Evet, burada patatesle ilgili bir görev var. Bir tane... Aa, çimentoyu taşıma görevi olabilir bu. Bu ne? Oo, yok artık. Yani şunu var ya, bak şunu... Şu bir yayını alır gene. Şuradan, çatıdan başlayıp şuraya çıkacağız. Gene bir yayını alır.
3 yıldız bir de bu bak. Yumurtaları topla. Ulan ben bir de bunu gideceğim, yumurtayı kuşumuşu toplayacağım ha. Ulan elimiz ağrıdı ya. Aa, bir daha oynayacaksın bir de diyor. Demoyu oynamayız da tam sürümü çıktığında belki. Şu an bunları görmüş olun. Ama bak kaç saat uğraştık. Son bölümü kaç saatte yaptık? Ama en önemli şeyi vazgeçmememizdi bir marangoz olarak. Kariyerimizde gerçekten güzel bir şey oldu. CV'ye yazarız onu. Bak ileride neler var bak. Demo versiyonu olduğu için bak kalede malede şeyler var. Böyle büyük ihtimalle buzlu zeminin üstünde bir şeyler var. Donmuş bir şeyler. Acayip. Bunu balına geçtik, onu nasıl geçeceğiz? Bunda aslında bak belli oranda bir fizik altyapımız vardı. O yapıyı havada tutma stratejimiz bence takdire şayandı. Böyle vurdurup ağaca ittirme. Evet, biraz malzemeden çaldık. Ama fena bir şeyimiz yoktu.